Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Zhiyun Smooth 5 cep telefonu için üretilmiş olan mükemmel muazzam özelliklere sahip gimbal'ın kutu açılışını ve bir minik incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Özellikle YouTube'a içerik üretiyorsanız veya dışarıda canlı yayınlar yapıyorsanız ya da vlog tarzında içerikler üretiyorsanız gerçekten videolarınızın kalitesini inanılmaz derecede arttıracak olan bir gimbal olduğunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda benim elimde bulunan versiyonu combo versiyonu olduğu için tamamen işinize yarayacak tüm ekipmanların içerisinde bulunduğu bir paket olarak sizlere iletmek istiyorum. Ve şimdi gelin sizlerle birlikte bir kutu açılışını yapalım. Kutu açılışından sonra birazcık detayları da birlikte bakalım. Kutu açılışında şu çantanın şurasında bulunan gözden bir adet de USB tip C'den tip A'ya bir kablo çıktı. Bunu ben video içerisinde yani kutuyu açarken atlamışım. Bunu da eklemek istiyorum. Gayet gördüğünüz gibi aşağı yukarı 120 civarında bir boyuta sahip olduğunu da belirtebilelim. Öncelikle benim için en etkileyici aparatlardan biri gördüğünüz gibi şu mıknatıslı ışığı. Bu mıknatıslı ışığı direkt olarak bıraktığınızda üst tarafa tutunuyor. Aynı zamanda sadece üstte değil Arzu ederseniz de gördüğünüz gibi alt tarafa da oturtabiliyorsunuz. Yani gerçekten özellikle gündüzleri dolgu ışığı olarak, geceleri de aydınlatma olarak videolarınızda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok küçük boyutlara sahip ama demin de gördüğünüz gibi şöyle ışığı açalım. Gündüz dış çekimde bu ışığın size performansını gösterdim. Videonun ilerleyen kısımlarında bunu göreceksiniz. Şimdi bir de kapalı alanda ve stüdyo ışıklarında hatta şöyle Kapatayım. Şimdi gelin bakalım nasıl bir aydınlatma sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi bu kadar küçük bir ışık olmasına rağmen inanılmaz bir performans bizlere sergiliyor. Bunu zaten sizler de rahat bir şekilde şu an videoda görebiliyorsunuz. Yani söylediğim gibi bu combo seti aldığınızda gerçekten sizlere çok faydası olacak. Yani tüm işlerinizi harfiyen mükemmel bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Herhangi bir ekstra ekipmana da ihtiyaç duymayacaksınız. Şimdi biraz üzerindeki modlardan bahsedelim. Üzerinde 5 adet modu mevcut. Bu modlardan PF modundan bahsetmek istiyorum. PF modunda gördüğünüz gibi ben kameramı sağ sola çevirdiğimde direkt olarak benim yönümü takip ediyor. Fakat aşağı yukarı yaptığımda Gördüğünüz gibi kameram direkt olarak düz bakıyor. Bu PF modu tamamen buna ihtiyaç duyuyor. Yani pan aktif oluyor, tilt tarafını da sabit olarak bizlere tutuyor. Bir diğer modumuz L modu. L modunda kameranız nereye bakıyorsa gördüğünüz gibi oraya sabitleniyor. Sağa çeviriyorum, sola çeviriyorum, aşağı ve yukarı oynadığımda, eğer ben L moduna aldığımda kameram nereye bakıyorsa orada sabit bir şekilde duruyor. Bir diğer modumuz F modu. F modunda da gördüğünüz gibi yine pan hareketini yapabiliyorum ve aynı zamanda aşağı yukarı indirdiğinde de kameramda aşağı ve yukarı olarak el hareketime göre hareket ediyor. Yani bu modda istediğimiz gibi yani nereye çekmek istiyorsak gimbalımızla o yöne doğru hareket ettirmemiz yeterli oluyor. Bir diğer modumuz POV modu. POV modunda ise tamamen özgürsünüz. Gimbal'ınızı hangi yöne çevirirseniz kameranız da o yönde hareket edecektir. Herhangi bir kilit veya sabitleme bulunmuyor. Bir diğer ve son modumuz da V modu. V modu, Vortex modu. Vortex modunda gördüğünüz gibi direkt olarak Vortex moduna aldığımda kameram yukarı doğru bakıyor. Bundaki olayımızda şu şekilde ileri doğru tutarak sağa doğru şöyle dönüş hareketleri gimbalımızla yapabiliyoruz. Şimdi biraz gimbalımızın üzerindeki tuşlardan bahsetmek istiyorum. Gimbalımızın üzerinde bir adet mod tuşu, bir adet tekerleğimiz var, bir adet ışık, bir adet mod, bir adet kayıt tuşumuz var. Ve aynı zamanda bir adet de gimbalımızı kendimizin hareket ettirebildiği bir joystick bulunuyor. Bu joystick yardımıyla birlikte gimbalımızı istediğimiz yöne ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda yan tarafta bir adet halkamız bulunuyor. Bu halkayla birlikte zoom in, zoom out yapabiliyoruz ve aynı zamanda halkanın ortasındaki tuşa bastığımızda manuel netleme imkanı bizlere sunuyor. Yan tarafına baktığımızda da bir adet on off tuşumuz, bir adet fn tuşumuz bulunuyor. Arka tarafta bir adet USB tip C portumuz bulunuyor. Bu port yardımıyla birlikte şarj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bir adet de tetik tuşumuz bulunuyor. Bu tetik tuşuyla birlikte 1 2 3 kere tetik tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi vlog moduna dönüyor ve kamera bana bakıyor. Tekrar 3 kere tetik tuşuna bastığımda da direkt olarak ön tarafa dönüyor ve bununla birlikte İki kere bastığımızda da kameramızı tam ortaya odaklıyor. Ve diğer üzerindeki şeylere baktığımızda çok kullanışlı bir durum söz konusu. Hemen sağ tarafta bir adet yer bulunuyor. Buraya bu vida formatında bulunan her şeyi takabiliyorsunuz. Yani buraya bir aparat takıp mikrofon takabilirsiniz veya bir adet daha şu şekilde kol takıp şu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Bu da gerçekten etkileyici videolar çekmek için güzel bir aparat olabilir. Bir de sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Gimbalımızın üzerinde üst tarafta hemen telefonumuzun bağlı olduğu yerin yanında bir adet USB tip C portu bulunuyor. Bu port yardımıyla birlikte aynı zamanda hem kayıt yaparken hem de telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Bu da uzun çekimlerde bizlerin işini çok fazla kolaylaştıracak bir durum olduğunu söyleyebilirim. Kutu içerisinden gördüğünüz gibi şöyle renkli paletler çıkmıştı. Gelin bir de bunları deneyelim. Şöyle ben ışığımı açıyorum tekrar. Bu yine enfülde kalsın. Bunların üzerinde mıknatıslar bulunuyor ve mıknatıs yardımıyla direkt olarak ışığın üzerine takabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi mavi bir görüntü aldı. Hemen bunu çıkartıyorum. Turuncu rengi takıyorum. Turuncuyu da taktığımda şöyle bir rengimiz oldu. Bunu çıkartıyorum. Bir de sarımız varmış. Sarı olan rengi de taktığımda böyle sarı bir ışığımız oluyor. Tekrar bunu çıkartıyorum ve son olarak kırmızı ışığımızı taktığımızda da gördüğünüz gibi bizlere kırmızı bir ışık veriyor. Bu çekimlerimizde bizleri çok kolaylaştıracak özelliklerden de biri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sizlerle birlikte ZY Cam'i uygulamasına bir göz atalım. ZY Cam'i uygulamamızı açtığımızda direkt olarak telefonumuzun kamerasına bağlantı sağlıyoruz. Zeyil kamer uygulamamızın kamera özelliğine giriş yaptığımızda tüm ayarları yapabildiğimiz bir panel karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir auto bölümü var. İsterseniz buradan Manuel'e alarak ISO'nuzu, şatırınızı ve EV'nizi rahat bir şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz veya auto modunu alıp otomatik olarak ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında bir alta geldiğimizde buradan video çözünürlüğümüzü ve FPS değerimizi seçebiliyoruz. Ben genelde 4K 60 FPS'te kayıtlarımı alıyorum. O yüzden o şekilde duruyor. Ve aşağıdaki üç noktaya tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi birçok ayarımız mevcut. İstersek flash açabiliyoruz, mikrofonumuzu aktif edip de aktif edebiliyoruz. Gritlerimizi yani ekrandaki hiza cetvellerini açıp kapatabiliyoruz. Yani white balance yani beyaz ayarımızı otomatik veya manuel yapabiliyoruz. Daha sonrasında aşağı indiğimde smart shooting özelliğini aktif edebiliyoruz. HDR'ı veya sel selfie follow'u aktif edebiliyoruz. Gimbal bölümüne geldiğimizde yürüyor muyuz yoksa koşuyor muyuz bunun ayarını yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda gimbalımızın üzerinde bulunan modları direkt olarak buradan da seçebiliyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde bu üzerindeki joystick'in hızını ayarlayabiliyoruz. Zoom yaparken Zoom'un hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Diğer detaylı ayarları da buradan gerçekleştirebiliyoruz ve otokalibrasyon özelliği de bulunuyor. General sekmesine geldiğimizde de burada zaten basic olan ayarları gerçekleştirebiliyoruz. Bir de sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Mesela ekran üzerinde şurayı şöyle seçtiğimde ve ben gimbal'ımı nereye götürürsem o seçtiğim alanı takip etme gibi bir özelliği bulunuyor. Bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz, isterseniz de açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pakette yani aslında taşıma kılıfında gayet düzenli bir şekilde duruyor ve aynı zamanda yandaki cırtlarından dolayı herhangi bir darbe alması da çok problem olmuyor. Hemen açıyorum. Hızlı bir şekilde dengeleme işlemini gerçekleştireceğiz. Ben hemen gimbalımı çıkarttım. Aynı zamanda da gimbalımın tripod aparatını çıkartarak alt tarafa takıyorum. Sonrasında gimbalımın ayaklarını açtığımda gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde tripod gibi yerde duruyor. Şimdi sıra geldi en önemli konuya yani dengelemeyi sağlamak. Bu dengelemenin önemi nedir diyecek olursanız eğer özellikle dengelemeyi iyi yapmazsanız motorlar daha fazla çalışarak telefonu sabit tutmaya çalışıyor. Bu nedenle dengelemeyi doğru yaparak pil tasarrufu sağlamış oluyoruz hem de cihazımızın motorlarını yormamış oluyoruz ve daha kaliteli daha stabil videolar kareler çekebiliyoruz. Öncelikle burada bir kilidimiz var bu kilidimizi açtığımızda ana gövdemiz salınıyor ve fırıl fırıl dönmeye başlıyor zaten. Sonrasında 2 ve 3 olmak üzere totalde 3 adet kilidimiz bulunuyor. Şimdi öncelikle tuş takımı bana bakacak şekilde yere koyuyorum. Ve aynı zamanda buradaki kıvrım bana doğru dönüyor. Sonrasında yan tarafı kaldırdığımda telefonumun tutacağı dikey vaziyette duruyor. Bunu yan çeviriyorum ki kaydımı yan alacağım için yan bir şekilde telefonumu konumlandırabileyim. Şu şekilde telefonumu tutma aparatına takıyorum ve gördüğünüz gibi buraya tam olarak değmesini sağlıyorum ve bıraktığımda hiçbir şekilde doğru durmuyor. Öncelikle yapmam gereken şey telefonumun bu şekilde durmasını sağlamak. Bunun içinde arka tarafta bulunan bir adet kilit butonu var. Bunu açtığımda şu şekilde yana doğru istediğim gibi kaydırabiliyorum. Burada telefonumun tam düz duracak şekilde konumunu buluyorum. Konumunu bulduktan sonra hemen kilidimi kapatıyorum. Aynı zamanda burada bir cetvel görünümü var. Daha sonraki kurulumlarınız için de buradaki numarayı kafanızda tutarak güzel bir şekilde hiç yorulmadan ayarlayabilirsiniz. Şimdi geldi dikey ayarlamaya. Burada da yapmamız gereken şey telefonumuzun aşağı bakıyor olması ki zaten şu anda ben daha öncesinde ayarını yaptığım için gayet güzel bir şekilde ayarım duruyor aslında. Bunun, bunun için de eğer telefonunuz bu şekilde durmuyor sağ veya sola öne geriye doğru hareket ediyorsa da bu tutacak kısmını aşağı ve yukarı ittirerek ayarlamayı yapabilirsiniz. Şimdi hiçbir problem yok. Gimbalımız gayet aktif ve istediğimiz şekilde kalibre bir şekilde duruyor. Sonrasında yapacağımız tek şey yan taraftan on/off düğmesine basılı tutmak. Gördüğünüz gibi gimbalımız artık aktif ve ben ne hareket yaparsam titreşimsiz bir şekilde sağ sola yukarı ve aşağı bir şekilde ilerliyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu gimbal'ın biraz testini gerçekleştirelim. Bakalım bize koşarken, zıplarken, hoplarken ne gibi güzellikler sağlıyor. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Zaten kutu açılışında bakmıştık. Bir adet ışığımız vardı. Şu an saat akşam üzeri 5 ve bakalım ışığımızın performansı nasıl. Direkt mıknatıslı olarak yukarı kısma konumlandırıyoruz ve sonrasında gördüğünüz gibi burada bir ışık butonu var ışık butonuna basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Tekerleği sola çevirdiğimizde ışığımızın şiddeti düşüyor. Sağa doğru çevirdiğimizde de şiddeti artıyor. Full şiddetli olduğunda gördüğünüz gibi yüzümü biraz hani fazla aydınlatıyor ve gerçekten etkileyici bir ışık. Yani bu kadar minik olması aslında biraz insanın aklında şüphe yaratabiliyor. Hani çok karanlıkta çok iyi bir performans sergileyebilir mi? Hani şu an hava aydınlık olmasına rağmen muhtemelen farkı siz de şu an görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi Zinyun Sumut 5'imizi daha aktif ve daha profesyonel kullanabilmek için ZY Kami uygulamasını açıyoruz. ZY Kami uygulamasını zaten detaylarını bahsetmiştim. Ya da buradan sonra bahsedeceğim ona daha henüz karar vermedim. Hemen sol alttaki kamera butonuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak aktif olduğu kameramı buradan kontrol edebiliyorum. Gördüğünüz gibi yandaki tekerlekten de ileri geri ittirerek zoom ve zoom out yapabiliyorum. Şimdi gelin sizlerle birlikte stabilizasyonumuz nasıl, bize nasıl bir videolar sağlıyor, bize nasıl kalitede bir video sağlıyor birlikte bunlara bakalım. <laughs> kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zinyun Smooth 5 kombonun daha detaylarına ve satın almak isterseniz açıklama kısmında bir link bıraktım. O link üzerinden bakabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.